Herkese merhaba arkadaşlar. Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance Futures'ı anlatacağım. Yani Binance vadeli işlemler, bir diğer adıyla kaldıraçlı işlemler. Arkadaşlar videoyu başından sonuna kadar dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Binance Futures ile ilgili birçok video var şu an internette YouTube'da ama bana biraz karmaşık geldi benim de daha önce çektiğim videolar var Sade anlaşılabilir hepinizin yani yeni giren katılımcıların da anlayabileceği e, sade bir video çekmeye çalıştım merak edilen kavramlar var burada e, onları anlatacağım e, mesela bunlar ney İzole ve çapraz izolatiden yani Cross nedir e, pozisyon nedir açık emir nedir fonlama ücretlerinden bahsedeceğiz komisyon indirimli konuşacağız çok önemli long short kavramları nasıl yapacağız bunları anlatacağız ve stop limiti anlatacağız. Yani genel olarak e, şu an Binance Futures'ta bunları bilmeniz sizin için e, bir avantaj. işlem başlamanız için bir avantaj. Arkadaşlar Binance üyeliğiniz yoksa aşağı bir link bırakıyorum. Oradan e, komisyon indirimli üyelik sahibi olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Binance e, Futures bir kere şeyde yok. Türkçe sayfasında yok. Bunun için dilimizi İngilizce çevirmemiz gerekiyor. Bu arada hem web sitesini anlatacağım hem de e, mobil'den de göstereceğim size. Mobilden nasıl yapıldığını da göstereceğim. Çünkü YouTube'dan baktığım zaman izleyicilerimin birçoğu e, mobil. E tabi ben de işinizi kolaylaştırmak için uğraşıyorum. Bu yüzden mobilden de anlatacağım. Bir diğer yandan da mobilden ekran görüntüleri göstererek anlatacağım size. Arkadaşlar şimdi şeye girdik. E, Binance'ın İngilizcesine çevirdik. Bakın burada derivatives çıktı. Yani türev işlemler. E, burada USDT Futures'a tıkladık. Şimdi arkadaşlar burada e Temel mantıyla ben şeyden bahsedeceğim size Binance kaldıraçlı işlemler nedir? Mesela 1000 TL'lik Ethereum alacağım 20 kaldıraç kullandığım zaman ben aslında 20.000 TL'lik ethereum almış oluyorum Ve eğer fiyat Mesela fiyat %10 arttığı zaman benim param %260 oluyor. Fiyat yüzde %5 düşerse benim param tamamen erimiş oluyor. Yani Binance Futures doğru kullanıldığı zaman çok ciddi para kazanmak için elde edilecek bir mecra, bir avantajlı bir alan ama acemice kullansanız da paranızın tamamı eriyebilir. Yüksek risk içerir. Ben size burada uyarayım. O yüzden işlemlerinizi dikkatli yapın. İlk olarak bunu söyleyeyim. Borç parayla girmeyin bu işe paranızın tamamını yatırmayın Mesela paranızın 5'te 1 ile 6'ta 1 ile adım adım deneyebilirsiniz Ve düşük kaldıraç kullanın bu uyarıları yapayım öncesinde size Şimdi arkadaşlar bu futures'u açtığımız zaman eğer siz daha önce Binance hesabınız varsa Burada şöyle bir ekran gözükecek arkadaşlar Open Futures Account diye Şimdi ilk önce 2 fayı aktifleştirmenizi öneririm size Bazen 2FA yani Google Authenticator açık değilse Bunu kullanamıyorsunuz ama Açıksa sorun yok. Arkadaşlar buraya Şimdi %10 komisyon indirim verecek bir link Vereceğim size. %10 yazıp open now derseniz açılır. Eğer daha önce burayı açtıysanız ve komisyon indirimi linki girmediyseniz tekrar giremiyorsunuz arkadaşlar geriye dönük. Size tavsiyem eğer kimlik onayı yapmaysanız hesabınızda yeni bir üyelik açmanızdır. Aşağı bir link bırakıyorum. Yeni bir üyeli de bu şekilde açabilirsiniz. Bakın vadeli işlemler referans kimliği diyor yine %10. İlk %10 komisyon indiriminden yara faydalanın diyor. Arkadaşlar bunun dışında bu bundan bahsettik. Şimdi arkadaşlar Binance e ee, Futures'ta hesabımızı açtıktan sonra size şey sorar, test sorar. O testlerde şöyle bir avantajı var. E şey bu testlerle ilgili şunu yapmanız gerekiyor. İşte ee, bir test yapıyor ilk baş açarken yanlış yapsanız da siz işaretleyin, sonradan doğru cevapları söylüyor. Doğru cevapları işaretleyip ilerleyebilirsiniz dostlarım. Şimdi bunu konuştuktan sonra devam edelim Futures'a. Şimdi arkadaşlar önce Futures hesabımıza para aktarmamız lazım normal Binance'ımızdan para aktardıktan sonra da işlemlerimizi yapabiliriz vadeli işlemleri. Şimdi webde şunu yapacağız arkadaşlar. Wallet'a geliyoruz. Yüse'de de Features diyoruz. Mobilde de arkadaşlar e, şurada cüzdana tıklıyoruz. Cüzdan tıklı vadeli işlemleri tıklıyoruz ve buradan transfer'e tıklıyoruz. Ve buradan aynı yere gelmiş olacağız. Şimdi transfer tıkladıktan sonra arkadaşlar e, burada da aynı şekilde transfer'e tıkladım. Diyor ki spot'tan Futures'a ne kadar aktarmak istiyorsun? Mesela 300 dolar aktaralım. Şu an göstermek amaçlı. Confirm dedim. Ve şu an Futures'ıma 100 dolar aktarıldı arkadaşlar. Tekrar geldim. USD Futures burada da açıyorum. Şimdi arkadaşlar e, sayfam açıldı. Benim içeride 300 dolarım var. Bakın kullanılabilir bir şekilde. E, şimdi bakın Limit, Market, Stop Limit. Aynı mantık burada da var. Mantık şu, bir emir gireceğiz arkadaşlar. Bu emir gireceğiz. Buy long, sell short. Yani mesela bunun anlamı şu. Örnek veriyorum. Şu an Bitcoin 32.920 dolar. Ben 32.920 dolar'dan alış emri gireceğim. Ben size limitten girmenizi tavsiye ederim. Markette bir tık daha fazla komisyon edersiniz. Limitten girdiğiniz zaman arkadaşlar 32.900 dolar. Bunu By long ile girerseniz yani long diyorsunuz ve o fiyattan almış oluyorsunuz aslında ve fiyat arttığı zaman yani long yapmış oluyorsunuz long diyorsun fiyat artacağı beklentisi içindesiniz diyorsunuz fiyat artarsa kâra geçiyorsunuz arkadaşlar işte 32.920'den işte 34.000'e çıktı mesela örnek veriyorum bakın şurada çok kısa vadeli bakalım ee, hepsi bugün arkadaşlar yani mesela bugün hatta yok bugün 32.000'lerden 35.000'lere yaklaştı ya ee, hesap makinesini açalım 35.000 bölü 32.000 işte %10 arttı arkadaşlar yaklaşık. Sen 5 e, kaldıraçlı bir işlem kullandığın zaman %50 kâra geçtin. Çok kısa süre içinde bir 1 saat içinde 2 saat içinde %50 kara geçtin. Ve diyelim ki mesela 2000 dolar yatırdın. Senin 3000 doların oluyor arkadaşlar. Olay bu şekilde. E, short dersen de fiyatın düşeceği beklentisi içindesin. Mesela o örnek veriyorum. 33000 dolardan short girdim ben. Short dedim. Sell. Şöyle girelim daha anlaşılır olsun değil mi? O zaman da neyse mantığını anlatayım. O zaman da fiyat düşerse kara geçiyoruz. Yani fiyat düşerken de fiyat düşme beklentin varsa short açıyorsun. Fiyatın artacağı beklentin varsa long giriyorsun. Eee ilk olarak long ve short kavramları bunlar arkadaşlar. Şurada da gelelim. Mobilde de bakın vadeli işlemlerde yine al kısmı, sat kısmında da işte short dediğimiz şey. Ben limitten yapıyorum. Şimdi emirler girerek size daha net anlaşılır bir şekilde yapacağım. Şurada konularımıza bakalım. İzole ve çapraz nedir onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki benim 300 dolarım var. Ben bunun yarısıyla 33 bin. şu an kaç mesela şu fiyata tıkladım tamam mı? 32.939 dedi. Ben yarısını gireceğim. %50'ye geldim. Bakın 300 dolarım yarısı 150 dolar. 150 dolarla arkadaşlar 0.022 bitcoin alabiliyormuşum long diye emir gireceğim diyor ki kaldıraç Kaldıraçı buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar İşte 5-10 ben maksimum 10 civarı kaldıraç kullanıyorum genelde 5 kaldıraç kullanıyorum 4 kaldıraç kullanıyorum Twitter'da da paylaşıyorum görürsünüz ee, çok nadir 20 kaldıraç yaptım oldu ama çok hızlı lik olabiliyorsunuz arkadaşlar lik olmak nedir ondan bahsedelim mesela 1000 TL'yi 110 kaldıraçla işleme girdiniz 10.000 TL'lik işlem yapıyorsunuz ee, diyelim ki ethereum o sırada e, 1000 TL arkadaşlar Ethereum'da da 1000 TL ethereum yüzde 10 düşerse yani 1000 TL'den 900 liraya düşerse senin paran Eğer on kaldıraçlı işleme girdiysen tamamen erir lik olursun ee, normal şartlarda mesela ethereum'un e, paran tamamı erimesi gibi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar ethereum'un 0 dolara düşmesi lazım ama işte burada lik olabiliyorsunuz dikkatli olun ee, yani yüzde 10 10 kaldıraçlı bir işlemde yüzde 10 görürsen yüzde 10 düşerse senin aldığın şey ve longdaysan eğer paran tamam erir. Ama shortdaysan da paran ikiye katlar. işte mantık bu. Düşeceğini bekliyorsan short yapacaksın, yükseleceğini bekliyorsan long yapacaksın. Mesela 5 kaldıraç ayarlamışım. Isolated ve çap e, cross nedir arkadaşlar? Ben genelde isolated kullanırım. Neden? Mesela ben 150 dolarlık bir işlem açayım şu an artık. Nedenini anlatayım artık. Şuraya geldim. %150 dolarlık 32855'ten girdim. Order submit dedi. E, bakıyorum şu an open orders da gözükmüyor, position'da da gözükmüyor. Giremedim mi? Yo, girememişim. Heh, tamam şu an olmuş. şu an pozisyon. Evet arkadaşlar aldım. Şimdi 32 bin 855 doları gördüğü için ben aldım. Ee, mesela 25 örnek veriyorum 30 bin dolar olunca al da diyebilirdim o zaman 30 bin dolar olunca pozisyona girerdim yani ben uyuyor mesela gece düşeceğini düşün 30 bin dolar olursa şansımı al dedim ve 30 bin dolar da girdiğim zaman çok daha karlı bir şekilde oluyorum Şimdi arkadaşlar pozisyona girdim izole ettim anlatacağım size Şimdi ben dedim ya işte 150 dolarlık işleme girdim ve şu an kaç kaldıraç 5 kaldıraç kullandım Bitcoin yüzde 20 düşerse benim paramı tamamı eriyor arkadaşlar ee, Bakın lik price diyor yani 26.269 dolar görürse bitcoin şu an kaç 34.000 dolar 26.000 dolar görse benim paramın tamamı eriyor. Şimdi e, isolated de işte benim 150 dolarlık pozisyonum eriyor ama benim şu an cüzdanımda 150 dolar daha kaldı. Eğer ben cross yapsaydım param e, 26.269 olunca lik olmazdı mesela 24 bine kadar görecekti belki de ama şu benim cüzdandaki diğer 150 dolarımı da eritirdi. Bu da benim işime gelmezdi. Yani isolated ve cross'un anlamı bu. Cross dersen cüzdandaki bütün parayı eritebilir ama izole de sadece girdiğin emri eritebilirsin. Eee Şimdi arkadaşlar şu benim mesela şu an yüzde birlik bir zarardaymışım 1 dolarlık da bir zarardaymışım bak pozisyon dediğim şey benim alma veya satma long veya short emrim gerçekleşmiş o istediğim fiyata gelmiş oradan sonra artık ben open order'dan pozisyona geçmişim. Ee, aynı şekilde bak burada da açık emirden pozisyona girmişim demektir. Şimdi arkadaşlar pozisyondan sonra işte ben şu an pozisyona girdim ve e, limitten bu pozisyonu kapatmak istiyorum. Mesela şu an kaç 32.700 ya limite geldim. E, Şunu limitimi iptal edeyim. Open orders açtık şu an. Mesela dedim ki fiyat 35.000 olunca şöyle geleceğim bir daha. 35.000 olunca limite gel. Limitten sat bunu. Ha, open orders'ın var diyor sanırım. Çünkü az önce yanlışlıkla orders açtık. Sayfayı bir saniye yenileyelim arkadaşlar. Open orders'ımızı iptal edelim. Açık emrimizi. Evet bakın open orders var. Bunu iptal edeceğim önce. Bunu yanlışa girdim çünkü. Sensel dedim. Şimdi pozisyon tekrar geliyorum arkadaşlar. Ben dedim ki limitten emir geleceğim. Yani limit mesela 35 bin dolar olursa sat diyeceğim elimdekini. Örnek veriyorum 35 bin doları girdim buraya. Limit dedim. İşte diyor ki mesela şu an bak 2.5 dolar kardayım zaten. Mesela ufacık bir oynamada bile size gösterirken. Şimdi open orders'a geldim arkadaşlar. Bak 32 bin, 35 bin dolar olunca satacak. 0.023 bitcoin olarak satacak. Ee, i̇şte senin karın şu kadar, zararın şu kadar olacak bilgisi veriyor. Ee, bu arkadaşlar limit satışı. Aynı bizim bildiğimiz limit satış. Yani 32 bin dolardan aldım mesela. 35 bin dolar olunca da şutlayacak, satacak. Bak size gösterirken bile 150 dolarım şu an 5 dolar kar yaptı. Zarar da edebilirdi arkadaşlar. Çift taraflı bu işler. E, ee, mobilde nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstereyim. Mobilde de arkadaşlar pozisyona giriyorsunuz. Bakın şu var ya şu. Buna giriyorsunuz. İşte diyorsun ki 35 bin. Ben şu an long anlatıyorum. Longladım. 35 bin dolar olunca sat diyorum mesela. O şekilde arkadaşlar e, emrimi giriyorum. Bir de stop ayarlayalım. Bak kar zarar stop diyor. Onu da buradan ayarlıyorsunuz. Mobilde buna tıklıyorsunuz. Ee, web e, web'e gelelim. Arkadaşlar webde de e, şuradan olması lazım. Bu web ben genelde açıkça söyleyeyim şeyi kullanıyorum. E, mobili kullanıyorum. E, o yüzden web'i şu an ve ile ilgili Uf, bir saniye. Şimdi arkadaşlar 0.023 BTC'm var benim. Diyorum ki e, 35.000 bin düş mesela düşmesini değerlendirelim Şu an 32.000, bin, 31.000 bin olunca 30.000 tamamını short edeceğim. Ve %100'e geldim. Short dedim. Bakın açık emrinde buraya geldi arkadaşlar. Ee, burada hem limitten satış emri girdim hem de stop limitten e, satış emri girdim yani düşerse diye. Şimdi arkadaşlar stop limit mutlaka kullanın ve yakın kullanın. Eğer kaldıraçınız büyükse çünkü Mesela zaten %10 düşse sen eriyorsun o yüzden %1 altına stop limit koyabilirsin. Dediğim gibi oynak bir piyasadır bu hani dikkatli olmanız lazımdır. Kar da edebilirsin zarar da edebilirsin. Bak az önce girdim size video anlatırken mesela %3 %4 kardayım. 5 dolar gibi karlardayım. Stop limite dediğim gibi buradan giriyorsun açık olduğun emre karşı. Şimdi arkadaşlar bakalım başka anlatacağım şey kaldı mı size? Çok da video uzatmak istemiyorum. Ne dedik? Ha fonlama ücretinden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi şuraya yuk yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar bakın şurada diyor ki fonlama ücreti günde 3 defa kestiler arkadaşlar. Bu senin girdiğin emrin büyüklüğüne göre. Ben mesela 150 dolarlık bir işlem girdim ee ve kaç kullandım? 5 kaldıraç kullandım. Yani 150 dolar ya da şöyle diyelim 0.023 bitcoin. Yani yaklaşık 750 dolar ediyor. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağım? Buraya geleceğim. Bunu silelim. 750 bölü 100 eşittir. Çarpı ne kadarmış? 0, 0,100 55 1.16 dolar ödeyeceğim arkadaşlar ne zaman 7 saat sonra yani işte her 8 saatte bir arkadaşlar bunu alıyor ve benden ne kadar alacakmış 1.16 dolar alacakmış yani bu çok ciddi bir rakam almıyor arkadaşlar büyüklüğünüz artarsa fonunuzun o da ona göre kesiyor ama genelde zaten çok çok kar ve çok zarar olduğu için bu fonlama ücreti çok gözükmüyor hızlıca başka anlatacağımız bir şey fonlama ücreti de bu şekilde arkadaşlar stop limit anlattık, long short anlattık, komisyon indirimi anlattık, fonlamayı anlattık, pozisyon anlattık, izole ve çapraz anlattık. Umarım arkadaşlar anlamıştır, anlamışsınızdır. E, detaylı başka eğitimlerde var. Bu genel bir eğitim olmak istedim. E, Fonlama ile ilgili ayrı bir video var. E, şu an izlediğiniz videonun bir video listesi var. Onları inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar Monte Kripto Kontu YouTube kanalı olarak size Binance Futures anlatmaya çalıştım. Her gün hemen hemen her gün video anlatıyorum. İşte coin analizleri yapıyorum. Çok güzel airdroplar bahsediyorum. Sizden tek bir beklentim var arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ve bizim burada Telegram kanalımız var arkadaşlar. Telegram kanalına beklerim sizleri. Şurası. Burası yardımlaşma kanalı. Her türlü sorunuzu buraya sorabilirsiniz. Bizim burada şey kanalımız var. Airdrop kanalımız var. Çok kısa süre içinde. Son bir ayda 60-70 dolar civarı dağıttık. Bir sürü çekiliş yapıyoruz. Bir sürü kazançlı airdrop buluyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Arındırılmış. Bu ikisine katılmanızı tavsiye ederim. Ve ben Twitter'dan takip ederseniz sevinirim. Aldıklarımı, sattıklarımı kar zararlarımı ve stoplarımı yazıyorum buraya. Umarım videom anlaşılmıştır. Çok uzatmak istemedim. O yüzden sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.